Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kapsam geçerliği olayını bitirdik. Sıra ölçüt geçerliğine geldi. Arkadaşlar ölçüt geçerliğinde ipucunuz ne olacak? Kıyaslama. Kapsam geçerliğinde ipucunuz neydi? İçerik. Burada kıyaslama. Testimizi geçmişten ya da gelecekten bir puan ile bir ölçüt ile kıyaslayacağız. Tamam geçmişten yana gelecekler. tabii ki aynı zaman dilimi de olabilir. Bak şimdi ölçüt geçerliği kendi içinde ikiye ayrılacak. Eğer testimizi ölçüt puanımızı şey testimizi geçmişle ya da aynı zaman dilimiyle kıyaslıyorsak, yani kıyasladığımız ölçüt puan geçmişte ya da testimizle aynı zamandaysa ölçüt geçerliğine artık uygunluk ya da uyum ya da zamandaş geçerlik hali hazır geçerlik adını vereceğiz. Özellikle geçmiş olduğunda uygunluk ya da uyum denir. Zamandaş daha çok aynı anda için kullanılan bir kavramdır. Eğer ölçüt puan henüz ortada yoksa gelecekte elde edilecekse o zaman bu geçerlik türüne yordama geçerliği adını vereceğiz. Birazdan bu detaylara gireceğiz. Demek ki ölçüt geçerliği ikiye ayrılırmış. Bir uygunluk. Diğer isimleri burada yazıyor. İki yordama arkadaşlar. Sorularda daha çok uygunluk ve yordama şeklinde göreceksiniz. Ama ben sizden şunu istiyorum sevgili öğretmenlerim. Uygunluk ve yordamanın aslında ölçüt geçerliğinin türleri olduğunu sakın unutmayın. Tamam isteğim bu. Şimdi hemen detaylarına girelim. Tanıtımını yaptık konumuzun. Yordama geçerliği. Yordama geçerliği ile beraberce devam edelim. Sevgili dostlarım. Yordama geçerliğinin ipucu tahmindir. Bakın. Ölçüt geçerliğinin ipucu neydi? Kıyaslama. Bu da kıyaslamanın bir alt Yani aslında yordama geçerliği ölçütün bir alt ya. Kıyaslama yapacağız ve yaptığımız kıyaslamayla tahmin yapacağız. O zaman bir soruda tahmin etmekten bahsedilirse aklınıza yordama gelsin. Yani testin gelecekteki performansı şimdiden Tahmin edebilme gücüdür. Gelecekteki performansı şimdiden tahmin edebilme gücüdür. Bu tahmin gücüne yordama geçerliği denir. Yani sevgili öğretmenlerim çok rahat, çok sakiniz. Süper gidecek. Çok sakin davranıyorum. Neden sakin davranıyorum? Çünkü diyorum ki çok kolay bir konuymuş bu konu. Bir test varmış. Bu test gelecekte, ileride ileride ortaya çıkacak olan bir performansı şimdiden tahmin edecekmiş. Peki hocam bu iş nasıl olur? Şöyle olur. Testten bugün yüksek puan alanlar bir yıl sonra tamam gelecekte yüksek performans sergilerse bugün düşük puan alanlar bir yıl sonra düşük performans sergilerse bu test geleceği yordamış olur mu? E olur tabi. Yani bugünkü testin sonuçlarıyla gelecekteki performans arasındaki korelasyon yüksek bulunursa yani benzerlik yüksek bulunursa arkadaşlar diyeceksiniz ki bu test gelecekteki başarıyı ta bugünden tahmin edebilmiştir. Hemen örnek verelim. Örneğin bir iş yerimiz var. Bu iş yeri için işe giriş sınavı düzenledik. Ve iş yerine A, B, C, D, E, F isimli 6 tane eleman aldık. A elemanını 94 puanla, diğerini 87 puanla, diğerini 86 puanla aldım. Ama çok elemana ihtiyacım vardı. D, E, F elemanlarında 23, 18 ve 16 puanla işe aldım. Bu elemanların hepsi işe girdi. Ondan sonra ben ne kadar bekledim? Bir ay bekledim. Bir ay sonra dedim ki ya ben işe 6 kişi aldım ama acaba bu 6 kişi gerçekten de doğru 6 kişi mi? Bu 6 kişiyi sınava alırken kullandığım sınav gerçekten doğru bir sınav mı? Bunu nasıl anlayacağım? bu elemanların prim kazançlarına baktım. Prim kazançları. Yani elemanlar ne kadar satış yaparlarsa o kadar prim kazanıyorlar. Bunların TL cinsinden karşılığına bakıyorum. Bir bakıyorum ki sınavdan 94 alarak işe giren birey o ay 3901 TL. Diğeri 2987 TL, diğeri 2943 TL prim almış. D elemanı 1010 TL, diğeri 925 TL, diğeri 302 TL prim almış. Arkadaşlar bakın bakalım. İşe giriş sınavıyla prim kazançları arasındaki Yüksek korelasyonu hepiniz görüyor musunuz? Bence evet. Bakın, işe giriş sınavından yüksek puan alanlar yüksek primler kazanırken, düşük puan alanlar da düşük primler kazandı. O zaman size soruyorum, vicdanınıza bırakıyorum. Sizce bu sınav gelecekteki performansı öngörmüş müdür? Evet, öngörmüştür. Kendinizi bu sınav yerine koyun. Şöyle diyebilir misiniz? Ben demiştim. Ben demiştim bak bu elemanlara yüksek puan vermiştim. Bunların ileride çalışkan olacakları belliydi. E ben bunlara düşük puan verdim. E belliydi bunların ileride düşük puanlar alacakları. Yani ben bu elemanların başarısını zaten yordamıştım diyecek. Ha? Günlük hayatta da yaparız ya. Günlük hayatta da ben demiştim dediğimiz ifadeler aslında yordamayla ilgili ifadeler. Mesela iki kişiye bakarsanız şöyle yaparsınız. Bunlar ayrılır. Nereden biliyorsun bunların ayrılacağını? Bak hiç uyumlu değiller, zevkleri aynı değil. Farklı dilden konuşuyorlar. Bunlar görürsün ayrılır. Ve onlar ayrılırlar. Çıkıp gelip ne der? Ben demiştim. Heh, bundan sonra ben demiştim demeyin. Ben yordamıştım deyin arkadaşlar. Yani önceden söylediğiniz şeyler ileride gerçekleşirse ben yordamıştım deyin birazcık afilli olsun. Şekilli kelimeler olsun yani. Ben demiştim çok. hani o kadar da şekilli bir kelime değil. O yüzden tamam. Dedikleriniz ileride meydana geliyorsa o zaman yordamış oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu hikaye okey. Hangi testin yordayıp yordamadığını araştırıyorsanız o teste yordayıcı deyin ve bunun yordayıcılığını anlamak için bir ölçüt kullanacaksınız. Şimdi ölçüt nerede olacak? Ölçüt tabii ki ileride olacak, gelecekte olacak. Tamam? Ölçüt nerede olacakmış? Gelecekte. O zaman LGS'yi düşünelim. Liselere giriş sınavı. LGS'nin yordayıp yordamadığını anlamak için nereye bakarız? LGS'nin geleceğine bakarız. Lise başarısına bakarız. Lise not ortalamasına bakarız. Arkadaşlar bana söyleyin bakalım. LGS'si yüksek olanların lise başarısı da yüksek. LGS'si düşük olanların da lise başarısı düşük olursa LGS gelecekteki lise başarısını ta şimdiden yordamış olur mu? E tabii ki olur. Ya da <laughs> KPSS KPSS'nin yordamasını araştırmak için neye bakarız? Mesela öğretmenlik başarısına bakarız. Eğer KPSS'si yüksek olup atananlar çok başarılı öğretmenler, düşük puan olarak alarak atananlar da başarısız öğretmenler olurlarsa KPSS geleceği yordamış olur mu? Olur. Ama şimdi düşünelim. Sizce KPSS geleceği yordayabiliyor mu? Yani KPSS'den yüksek almak gerçekten ileride çok başarılı öğretmenler olacağımız anlamına geliyor mu? Ben o konuda bayağı bir şüpheliyim. Ama KPSS'nin yordama geçerliğini araştıracaksak Bireylerin KPSS puanlarını yazacağız. Sonra ileride öğretmenlik başarı puanlarını yazacağız. Okul müdürleri her yıl puan veriyor. Onları yazacağız ve aradaki uyuma bakacağız. Ya da dostlarım işe giriş sınavı. Bir işe giriş sınavının yordayıp yordamadığını anlamak istiyorsak nereye bakacağız? İşteki performansa bakacağız. Bu KPSS sorusu biliyor musunuz arkadaşlar? işe giriş sınavının yordayıp yordamadığını anlamak için nereye bakmalıyız diye sorduk. Nereye bakmalıyız? Geleceğe arkadaşlar. Geleceğe bakacağız. Yordayıp yordamadığını hep birlikte anlayacağız. Ya da YKS'den örnek verelim. YKS nereye giriş sınavıdır? Üniversiteye giriş sınavı. O zaman burada da üniversite bir akademik başarısına bakabiliriz bireylerin. Yani arkadaşlar Yordama geçerliğinde hikaye şu. Bak, neydi ipucumuz? Tahmin. Bak neydi? Tahmin. Nereyi tahmin ederiz? Geleceği. <laughs> Hangi testlerde daha önemlidir? Bakın bu testlerin hepsi ne testi? Seçme testi. O zaman tahmin, gelecek, seçme gibi ifadeler öncelikle aklınıza neyi getirmeli? yordama geçerliğini getirmeli değerli öğretmenlerim. Yani yani bir testin geleceği tahmin edebilmesi yordama geçerliği ile ilgilidir. Yani önden söyleyebilmesi seçme testlerinde aranacak en önemli geçerlik de yordamadır. Dikkat edin. Üniversite giriş sınavının ana amacı nedir? Üniversite hayatında başarılı olacak öğrencileri seçmek. Lise giriş sınavının amacı nedir? Lisede başarılı olacak öğrencileri seçmek. Yani onlar konularla içerikle çok ilgilenmezler. Elbette ki kapsam geçerliliğiyle de ilgilenirler ama bu tip seçme sınavlarının en önemli amacı gelecekte yüksek performans e, sergileyecek bireyleri seçmek. Ya da bir işe giriş sınavını düşünsenize. Bu işe giriş sınavını uygulayan patron ne düşünür? Der ki sınavda ne soruyorsan sor umurumda değil. Ama seçtiğim elemanlar, işe giren elemanlar gelecekte çok başarılı olsunlar da. Değil mi? Bak olay bu. Yordama geçerliği, geleceği tahmin. Peki geçmişe ve aynı zaman dilimine bakan geçerlik türümüz hangisiydi? 2 Uygunluk geçerliği, uyum geçerliği. Ölçüt geçerliğinin bir alt dalı. Burada da ne yapardık? Testimizi Nereyle kıyaslardık? Geçmiş ile kıyaslardık. Yani geçmişe benzemek. Bakın burada da ipucumuz benzemek. Aynı zaman dilimiyle de kıyaslayabilir miyiz hocam? Elbette ki aynı zaman dilimiyle de kıyaslayabiliriz. Ama ÖSYM kafanız karışsın diye daha çok geçmişi verecek. Bak bir testi geçmiş ile kıyaslamak. Şimdi iyi dinleyin KPSS'den örnek veriyorum. Dostlarım. KPSS'yi araştırırken öğretmenlik başarısına değil de üniversite 4 akademik not ortalamasına baksak ne olur beni iyi dinleyin. Yordamayla uygunluğu karıştıranlar var. Şimdi bu işi kökten çözeceğiz. Arkadaşlar bakın KPSS'yi araştırıyorum işaret koydum. Ölçüt olarak üniversite 4 ortalamalarını kullandım. Bakın bakalım. Üniversite 4 ortalamaları KPSS'ye göre nerede kaldı? Harikasınız. Geçmişte kaldı. Geçmişe bakan geçerlik türü hangisiydi? Uygunluktu. Ya da sevgili dostlarım. LGS'yi araştıralım. Lise giriş sınavı. Lise giriş sınavını araştırırken 7. sınıf notlarını kullansam. 7. sınıf notları LGS'ye göre nerede kaldı? Geçmişte kaldı. Bak olay bundan ibaret. Geleceğe bakarsan yordama, geçmişe bakarsan uygunluk. Şimdi bir taktik vereceğim. Ama bu taktik aramızda kalsın. Kimseye söylemek yok. Aramızda. Evet. Taktik. Bazen sorularda yordama mı uygunluk mu diye karıştırılıyor taktiğimiz var. Bu taktiği kullanıp işi bitiriyoruz. Taktik şu. Testleri yaz. Zamanını belirle. Sorulanı kapat. Al sana Cevap. Hocam bu ne ya? Yani. Hocam ne yapıyorsun hocam? Bilmece gibi ders. Testleri yaz. zamanlı belirle. Sorularını kapat. Al sana cevap. Al sana test. Altına bez. Öyle miydi o şarkı? Cezanın şarkısı. Bayram. Bayram Tiborlu İsmail dinlemekten uçtu gitti. Evet. Anlatacağım. Merak etmeyin. Bu taktik. Harbiden taktik. Kolay bir taktik. Böyle yazınca garip geldiğini farkındayım ama biraz daha acayip mutlu olacaksınız. Hemen bu taktiğin sorusunu yazalım. Evet. YKS sonuçları ile deneme sonuçları arasında korelasyon hesaplandı. YKS sonuçları ile deneme sonuçları arasında korelasyon hesaplandı. Bir, kıyaslama var mı? Var hocam kıyaslama var. O zaman bu sorunun cevabı ya uygunluk ya yordama. mı? Cepteyiz. Tamam. Soruya bakalım. Şu an daha soru yok. Bilgi verdi. Bir, bu çalışma YKS için nasıl bir bilgi verir? İki soru soralım. 2- bu çalışma deneme sınavı için nasıl bir sonuç verir? Bakın YKS için yordama mı uygunluk mu? Bazılarınız yordama bazılarınız uygunluk diyor değil mi? Bak her cevabı veren arkadaşımız var. Şimdi gelin taktiğimizi kullanalım. Testleri yaz zamanını belirle. Testler ne? Neler kıyaslanmış? YKS ve deneme. Şimdi merak etmeyin şok olacaksınız saniyeler içinde çözüyoruz zamanını belirle. YKS ve deneme hangisi geçmiş hangisi gelecek? Deneme YKS'ye göre geçmişte yapılır değil mi? YKS'de gelecekte birbirine göre durumlarını belirledik. Deneme YKS'den önce yapılacaktır. Tamam tamam. Sorulanı kapat. Nereyi sormuş soru? YKS'ye sormuş. O zaman kapatalım YKS'yi. Nereye gördük? Bak YKS'yi sorduğu için YKS'yi kapattım. Nereyi gördük? Geçmiş. Geçmişi gördüğümüze göre uygunluk. Gördünüz mü saniyeler içinde nereyi sormuş denemeyi? Kapat denemeyi nereyi gördün? Gelecek. Geleceği sor. gördüğüme göre cevap yordama. Yani bu çalışma deneme sınavının YKS'yi yordayıp yordamadığını bak. Deneme sınavının gelecekteki YKS'yi yordayıp yordamadığını YKS'nin de geçmişteki denemeye uygun, uyumlu olup olmadığı hakkında bilgi verecektir. Bu iş bu kadar. Bu iş bu kadar. Bakın aynı taktiği burada kullanalım. Lise başarısı ve LGS. LGS lise başarısına göre nerededir? Geçmiştedir. Lise başarısı nerededir? Gelecektedir. Soru bize hangisini sormuştu? LGS'yi sormuştu. Kapat LGS'nin üzerine. Nereye gördün? Gelecek cevap. Yordama. Bak. Eğer soru bize bu hikayeyi verip lise başarı puan lise başarı puanlarının ne hakkında çalışıyoruz derse lise başarı puanlarının üstünü kapat. Nereyi gördük? Geçmişi. Geçmişe bakarsa da uygunluk olacaktır. Bu kadar basit arkadaşlar. Neyi soruyorsa üstünü kapat. Yan yana yaz. Neyi soruyorsa üstünü kapat. işi bitir. Tamam. Bu arada uygunluk geçerli şeye de benzedi mi? Kapsam geçerliğindeki istatistiksel yola benzedi değil mi? Orada da başka bir teste benzemekten bahsediyorduk. Ha. Peki hocam. Orada neden kapsam geçerli dedik? Şundan dolayı dedik. Çünkü orada o testin kapsam geçerliğinin yüksek olduğunu biliyorduk. Değil mi? Kapsam geçerli yüksek olan bir testle kıyaslama yaptığımız için öteki testin kapsam geçerliğinin de yüksek olduğunu söyledik. Yani kapsam geçerliğindeki istatistiksel yol aynı zamanda bir uygunluk geçerliği yöntemi midir? Evet. Bakın kapsam geçerliğindeki istatistik yol, istatistiksel yol bir uygunluk geçerliği yöntemidir. Doğru. Ama uygunluk geçerliği o örneğe özel olarak kapsam hakkında da bilgi vermektedir. Neden? Çünkü kıyasladığımız testin kapsamını kesinlikle ispatlıydı. Kapsamından kesinlikle emin Hocam peki kapsamla uygunluk arasında kaldık. Şıklardan hangisini işaretleyeceğiz? Rahat ol. Kapsam ve uygunluğun aynı anda verilmemesi gerekir öyle bir soruda. Eğer verirse o ya o soru hatalıdır ya da soru bambaşka bir şeyden bahsediyordur. Tamam rahat olun. Yani istatistiksel yöntemle kafam karışır mı derseniz karışmaz. Oradaki de aynı zamanda bir uygunluk geçerli yöntemidir. Ama kapsamı ispatlı olduğu için kapsanma da alakalı bilgi verecektir. Seçeneklerde hangisi varsa. Tamam mı? Bu kadar kolay. Rahat olun sevgili dostlarım. Bakın kıyaslama gördüğünüzde aklınıza yordama ve uygunluk gelmeli. Tahmin gördüğünüzde artık yordama geçmişe benzemek gördüğünüzde de uygunluk. Bakın bu iş gerçekten bu kadar kolay, bu kadar net tertemiz. Sadece kendinizi yormayın, korkmayın ve soru çözmekten sakın vazgeçmeyin. Özellikle de çıkmış sorulardan vazgeçmeyin arkadaşlar. Bakın bunu söylemekten hiç çekinmeyeceğim. Söylemeyi de devam edeceğim. Bizim için en önemli kaynak çıkmış sorulardır. Sizin için de böyle olmalı. Çıkmış soruları güzel güzel analiz edin. Bu dersi izledikten sonra daha önceden de bahsetmiştim diye düşünüyorum. Bu dersleri bitirdikten sonra önce çıkmış soruları bir çözün ünite ünite analizinizi yapın. Ondan sonra bizim soru bankamızı, yargı yayınlarından çıkan soru bankamızı güzel bir şekilde çözün. Oradaki soruları analiz edin ve çözümlerini çok dikkatli okuyun. Çözümleri uzun uzun onların. Sonra artık e, bu yıl e, deneme sınavı da çıktı arkadaşlar. Deneme sınavını çözün. Deneme sınavını da çözdükten sonra analizinizi yapın. Kendinizdeki ilerlemeyi fark edeceksiniz ve artık branş denemelerini değil de toplu genel denemelere geçebilme haliniz ortaya çıkacak arkadaşlar. Ve kendinizdeki ilerlemeyi görünce de mutlu olacaksınız. Tamam ama kendinizi böyle çok dağıtırsanız strateji uygulamadan giderseniz zihniniz bulanır. Çıkmış soruları çözüyoruz. Sonra bizim kitaplarımızı çözüyoruz ve işi bitiriyoruz arkadaşlar. Yeter mi? Fazlasıyla yeter tabii ki. Şimdi üçüncü geçerlik türümüze geçelim görünüş geçerliği Bu arada görünüş geçerliğine geçmeden bir şey söyleyeyim. ÖSYM bugüne kadar hiç uygunluk geçerliğini sormadı. Hep yordama geçerliğini sordu. Bugünden sonra ne yapar bilmiyorum. Ama uygunluk geçerliği hiç sorulmadı. Hep yordama geçerliği soruldu bilginiz olsun. Şimdi tahtaya da komple sileyim. Güzel güzel görünüş geçerliğimizi de işleyelim. Sonra sonuçsal geçerliği de işleyelim. Zaten onlar bu kadar uzun sürmeyecek daha kısa konular. Ondan sonra bakalım keyfimize bakalım yolumuza. Bir testin ölçmek istediği özelliği ölçüyor gibi durmasıdır. Ölçüyor gibi görünmesidir. Yani arkadaşlar, testlerimizin bir kapağı vardır. Kapakta şu testi, bu testi yazar. Şu kitabı, bu kitabı yazar. Bir de sayfaları çevirdiğimizde karşımıza çıkan içerik durumu vardır. Bakın. Kapakla içerik birbirine benzemeli. Kapakla içerik birbirini andırmalı. Bu ne anlama geliyor? Yani bu testin içeriğine baktığımda bu testin ne testi olduğunu tahmin edebilmeliyim. Hatta hiç eğitimle öğretimle alakam bile olmasa, eğitim öğretimde bir uzman olmasam bile, yani bir veli, öğrenci velisi bile olsam, bizzat öğrencinin kendisi bile olsam, bana sorulduğunda o testin neyle ilgili olduğunu söyleyebiliyorsam, demek ki o testin görüntüsü yüksektir. Yani ne demek istiyorum? Arkadaşlar, testin kapağında matematik yazsın. Matematikle ilgili bir Test olsun. Kapakta bu yazıyor. İçine baktığınızda 254 eksi 3 üzeri 4 x kare eksi 2xy eksi y kare artı y kare gibi ifadeler ya da işte a küp eksi b küp kök 4 artı kök 24 bölü kök 16 gibi böyle ifadeler gördüğünüz düşünün. Bakın şimdi kendinizi bir öğrenci velisi yerine koyun. Şöyle bir ifadeler, şöyle ifadelerden oluşan bir test görseniz bu testte matematik testi der misiniz? Evet, güzel. Demek ki bu testin dışı matematiğe benziyor. Bak dışına bakıyoruz. Testin dışına, testin tipine bakıyoruz. Testin dışı, testin tipi bize doğru bilgiyi verdi mi? Verdi. Bak. Harika. O zaman bu testin görünüş geçerli yüksek. Yani arkadaşlar içinde belki de istediğimiz konuyla ilgili sorular yok. Belki de testteki soruların hepsi hata, hatalı. Görünüş geçerliğinde umurumda değil. Testte dışarıdan bakarım. Matematik. Matematik görüntüsü yüksek. Bu kadar. Bu kadar. Bu geçerlik neden bazen önemsenebilir? Şundan dolayı önemsenebilir. Matematik sorularını matematiksel değil de çok sözel yazarsak Öğrenciler o teste karşı irite olabilir, ön yargılı yaklaşabilir. O yüzden o alanla ilgili terminolojiyi kullanmakta fayda var. Yani şöyle düşünün. Bu soruyu böyle sormak var. Bir de şöyle sormak var. İkisi de aynı soru mu? Evet. İkisi de matematik sorusu. Ama üstteki soru matematiğe benziyor görünüş geçerliği yüksek. Alttaki soru matematiğe benziyor mu? Benzemiyor. Neye benziyor? Sözele benziyor. Görünüş geçerliği düşük. Bu soruya karşı öğrencilerin ön yargıyla yaklaşma ihtimalleri var mı? Var. Ya da yeni nesil matematik sorularını düşünün. Yeni nesil matematik sorularına bir bakıyorsunuz. Uzaktan baksanız paragraf sorusu dersiniz. Bak, bak sadece dışına vurgu yaptım. Cümleme dikkat et. Uzaktan baksam matematik sorusu değil, Türkçe sorusu zannedelim. Bak dışının içini yansıtmadığını söyledim. O zaman görünüş geçerli ile ilgili bir eleştiride bulundum. Ama matematik testine bakıp şöyle bir şey söylesem, matematik testi kazanımlara belirte tablosuna uygun hazırlanmamış desem, bu ne ile ilgili bir eleştiridir? Bu kapsamla ilgili bir eleştiridir. Bu matematik testi gelecekteki başarıyı tahmin edemeyeceklersem görünüş geçer e, özür diliyorum yordama geçerliği ile ilgili bir eleştiridir. Bakın ipuçlarını iyi yakalayın. Tekrarlıyorum. Matematik testine baktım. Bu matematik testi hiç matematiğe benzemiyor. Türkçe gibi canım. Görünüş eleştirisi. Bu matematik testinin soruları tabloya uygun hazırlanmamış konu alanını temsil edemiyor desem kapsamla ilgili bir eleştiri. Bu matematik testiyle seçeceğin öğrenciler ileride hiç de başarılı olamazlar dersem tahminle ilgili yordamayla ilgili bir eleştiri olacaktır. Tamam. Şimdi bu geçerlik türüyle ilgili iki tane de bilgi yazalım. Veli ve öğrenci fikirleri alınabilir. Yani dikkat edin. Şu ana kadar ki hiçbir geçerlik türünde verilerin ya da öğrencilerin fikirlerini alıp o fikirlere göre hareket etmek yoktu. Eğer bir soruda verilere anket uyguladık, verilere sorduk, bu test neye benziyor, sizce bu test kaliteli mi değil mi, ne işe yarar gibi sorular sorduk, verilerden, öğrencilerden fikir aldık. Bu fikirler bize neyle ilgili bilgi verir derse sadece görünüşle ilgili bilgi verir. Çünkü verilerin belirke tablosuyla, yordamayla ilgili fikir verebilmesi mümkün değildir. Bunlar teknik çalışma ister. Veliler ve öğrenciler verse verse bizlere ne ile ilgili bilgi verirler? Görünüş geçerli ile ilgili bilgi. Anlaştık. Bir de <laughs> bazı psikolojik testlerde bazı psikolojik testlerde bilerek buraya dikkat düşürülür. Allah'ım İlk defa bir geçerlik türü için düşürülebilir diyorum bugünleri de mi görecektim ya Rabbi ya görecektik demek ki kapsam yüksek olsun yordama yüksek olsun bağırıp durduk ama bazen görünüş geçerliğinin düşük çıkmasını istiyormuşum bu olayı nasıl sağlıyoruz kapak değişimi yaparak sağlıyoruz testte bir kapak değişimi yapıyoruz Peki kapak değişimini neden yapıyoruz manipülasyonu manipülasyonu engellemek için yapıyoruz. Manipülasyonu engellersek ne olur? Ayrıcılık artar. Ayrıcılık artar. Ne demek istedim? Arkadaşlar <laughs> şimdi düşünün. Üzerinde şiddet eğilim ölçeği yazan bir ölçeği doldururken gerçek fikirlerinizi özgürce verir misiniz? Yoksa ölçeğin adının etkisi altında kalıp şiddet eğilimli çıkmaktan korkup birazcık yalan dolan cevaplar verir misiniz? Mesela işte şunu şunu yapan insanlara vurmak isterim. içinden isterim geçiyor. Vurmak isterim. 5 üzerinden 5 puan vermek geçiyor. Ama bir yandan da şunu düşünmez misin? Ben şimdi gerçek fikirlerimi verirsem çok şiddete yatkın biri gibi zannedileceğim. Yaftalanacağım. Etiketleneceğim. Bu benim için istenmedik bir durum. O yüzden hayır diyeyim. Yapabilir misiniz? Yaparsınız. Hepimiz yaparız değil mi? Kimse olumsuz özellikleri ortaya çıksın istemez. Yani düşünsenize şöyle bir şey olur. Birisi sizin yanınızda sevgilinizi taciz etmeye başlarsa ne yaparsınız? İçinizden şu geçiyor. Ondan sonra bir bakıyorsun ölçeğin adı şiddet eğilim ölçeği. Gerçek fikirlerini yazamıyorsun. Önce problemi anlarım. Kendimi ifade ederim. Sevgilimi taciz etmem beni üzüyor. Hadi oradan asla böyle bir şey yapmazsın. ama ne yaptın? Maniple ettin, değil mi? Bak? Yalandan cevap verdin. İşte biz ne yapıyoruz? şiddet eğilim ölçeğinin adını değiştiriyoruz, kendini tanıma ölçeği yazıyoruz. İçteki sorular şiddet, Testin adı kendini tanıma. Sen kendini tanıdığını zannediyorsun, özgürce cevap veriyorsun. Ama biz şiddet eğilimli olup olmadığını anlıyoruz. Haliyle şiddet eğilimliyle eğilim sizi daha iyi ayırabiliyoruz, manipülasyonu azaltıyoruz. Ya da düşünsenize üzerinde şizofreni tanılama ölçeği yazan bir ölçeği gerçekten şizofreni olan birinin doldurduğunu olur mu arkadaşlar? Olmaz. Başkalarının görmediği ama sizin görüp konuştuğunuz kimse var mı? Var mı? Yok. Bir tek sen ve ben. Başka kimse yok. Bence de. Yok. Hayır. Yani arkadaşlar bunlar olmasın diye testin adını değiştiriyoruz. Tamam. Bu da görünüş geçerliğinin düştüğü anlamına geliyor. Okey mi? Keyifler yerinde mi? Ses ver sınıf. Ses ver. Harika. Mükemmel. Mükemmel gidiyorsunuz arkadaşlar. Bir geçerlik türünü daha kaldırırsınız. Buna inanıyorum. Bu arada bak dersi öyle oturarak değil de uzanarak dinleyenler var. Çabuk kalk. Çabuk kalk. Düzgün düzgün dinle not al. Harika, harika. Sonuçsal geçerlik. Arkadaşlar, sonuçsal geçerlik KPSS'de hiç sorulmadı, seçeneklerde bile geçmedi ama bu derslerde olayımız ne? En ince detayına kadar işlemek olduğundan dolayı o yüzden minik de olsa size bir bilgisini vereceğim. Hani görürseniz hatırlayın diye ama detay bir bilgi olduğu için sizi çok yormayacağım merak etmeyin sadece minik bilgiler vereceğim iş bitecek o yüzden detay bilgi olduğunu söylemiş olayım ölçme sonuçlarının öğrenme üzerinde katkısının olmasıdır yani ölç artı öğret. Ölçmenin yanında öğretim de yap. Yani yapmış olduğun ölçme ve değerlendirme faaliyetleri öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde katkı sağlasın. Yani ölçme ve öğretim bir arada düşünülsün. Bir test ölçmenin yanında ne kadar öğretim de yapıyorsa sonuçlarının geçerliği o kadar yüksektir der. Bu geçerlik türü. Bu geçerliği çağdaş alternatif yaklaşımlar önemsiyor. Bunu sakın unutmayın. Çağdaş yaklaşımlarda önemsenir. Yani bir portfolyo, bir performans öncelikle ne ister? Çağdaş yaklaşımlar olduğu için sonuçsal geçerlik ister. Yani düşünün bir kavram haritasını düşünün. Portfolyoyu düşünün. Bunlar ölçmenin yanında bir yandan da öğretim ister. Yani kavram haritası şunu yapıyor mu sizce? Öğrenciler kavram haritasını dolduruyorlar. Biz de onlara puan veriyoruz. Ölçmüş oluyoruz değil mi? Puan vermek ölçme. Peki öğrenci o kavram haritasındaki görselliği, bütünden parçaya gelişi görünce daha önceden fark etmediği ilişkileri o anda fark edebilir mi? O anda anlayabilir mi? O anda öğrenmesini yükseltebilir mi? Evet. İşte kavram haritaları bunu ne kadar çok sağlarlarsa sonuçsal geçerli o kadar yüksektir. Öğrenciler portfolyolarını hazırlama, portfolyolarını genişletme durumlarında o süreçte ne kadar çok bilgi öğrenirlerse o kadar sonuçlar geçerli olur. Ya da buna benzer... Buna benzer bir şey şöyle görebilirsiniz. Bir paragraf sorusu çözersiniz. Paragraf sorusu Mısır piramitlerini anlatıyordur. Bir yandan soru çözüp ölçülmüş olursunuz. Bir yandan da Mısır piramitleri ile ilgili bir şeyler öğrenirsiniz, değil mi? Ölçmenin yanında öğretim faaliyetleri de gerçekleşmiş olur. Ölçme sonuçları öğrenmemizi arttırır ama özellikle hangi yaklaşımlar istiyor bunu? Çağdaş yaklaşımlar. O zaman sevgili dostlarım bugün neler öğrendik? Geleceği tahmin edebilme gücünün yordama, geçmişe benzemenin uygunluk geçerli olduğunu öğrendik testin dışıyla içinin birbirine benzemesi, tipinin düzgün olmasına görünüş geçerliği dedik. Aynı zamanda ölçmenin yanında öğretim faaliyetleri yapılmasına da sonuçsal geçerlik adını verdik. Bir sonraki dersimizde ne yapacağız? Yapı geçerliğini konuşacağız sevgili öğretmenlerim. Yapı geçerliğini konuştuktan sonra geçerlik türlerini bitireceğiz. Yani geçerliğinizin bitmesine bir ders kaldı. Sonra istatistiğe giriş yapıyoruz. Arkadaşlar şu ana kadar dersi dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Emekleriniz boşa gitmesin. Sakın ha sakın hedeflerinize doğru yürümekten vazgeçmeyin. Unutmayın ki her zaman ama her zaman başarmak zorunda değiliz ama çalışmak zorundayız. Sınavı başarmak zorundayız. Bu ayrı. Zaten çalışırsak başaracağız ama başarmanın bazen de tanımını değiştirmek gerekir. Ne zaman başarmış olacağımızın tanımını değiştirmek gerekebilir. Arkadaşlar, başarmak için çalışmış olmak gerekir. Çalışıyorsanız da başarmışsınızdır. Bunu sakın unutmayın. Bunu neden söylüyorum arkadaşlar? Elbette ki sınavı kazanacağız. Asla umutsuzluk yok. Ama bu sınav asla ama asla sizin gerçek başarınızı, gerçek öğretmenliğinizi gösteren bir sınav değil. Yordama geçerliğini işledik ya ondan dolayı bu konuşmayı yapmak istiyorum. Düşük de alsanız, yüksek de alsanız öğretmenliğiniz bu sınavla ölçülmeyecek. Öğretmenliğiniz tabii ki zihninizle ölçülecek ama en önemlisi kalbinizle, vicdanınızla ölçülecek arkadaşlar. Bu bizim için bir basamak ama bu sınavı aşmış olmak başardığımız anlamına gelmeyecek emin olabilirsiniz. Teknik olarak başarmış olmak anlamına gelse de vicdanımızla, ruhumuzla öğretmenlik yaptığımız zaman gerçek başarıyı yakalamış olacağız. O yüzden, o yüzden herkes mutlaka çalışıyor, mutlaka başarıyor ama her şeyden önce kalbimizi ve vicdanımızı asla kenara bırakmayalım. Her zaman ön plana alalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinize mutlu, başarılı bir yaşam ve gün diliyorum. Bugün saat daha çok erken günlerken saatlerindeyiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.